Dizlerim çok yalnız, dizlem de iş. Anladım. İkisi de fena, romatizma var. Kaç yaşındasın? 95. Koronavirüse yakalandın. Süreci anlatır mısın? Evet. Frize yakalandım. Hastaneye gittim. Hastanede bir gün baktılar bana. Oradan çıktım. Bir daha var. Oraya geldim. Orada da yemek yerken karyola ya, yazgı mazgı yok, onun üstünde yemek yeniyor. Ne oluyor bu dedim. Bir arkadaş vardı. Yok mu bir şey dedim. Yok dedi. Orada da bir gün yattım. Şehir hastanesine geldim. Şehir hastanesinde bana çok güzel baktılar. Kaç gün kaldın şehir hastanesinde? 3 gün mü kaldım, 4 gün mü kaldım pek bilemeyeceğim. Neler yaşadın? Çok nasıl geçti? Çok iyi geçti. Çok iyi geçti, çok iyi baktılar. Ben nereden kurtuldum? Cenab-ı Allah'ım kurtardı beni. Bundan iyi daha bir şey teşekkür olur mu? Salgına yakalandığını nasıl anladın? Anladığım her yanım şey gibi oluverdi. Kafam ağrımak, şey yapmamak, aklım ermemek, titremek. 15 gün olmuştur herhalde. 15 gün önce yakalandın? Herhalde. Sen yalnız mı yaşıyorsun? Yalnızım şimdi. İnsanlara ne söylemek istersin bu koronavirüsle ilgili? Kendilerine iyi bakmalarını söylerim. Kendilerine iyi bakmalarını söylerim. Şey ne derse onu yapmaları lazım. Hemşireler, sağlıkçılar, doktorlar. Onların çok rolü var. Hatta ben hemşireye şöyle dedim. Hemşireye dedim ki size dedim büyük bir şey gelecek. Mükafat gelecek. Çünkü dedim siz beni kurtarıyorsunuz. Bunda dedim size muhakkak bir şey gelecektir. Aman dedi nasıl olur görürsünüz dedim. Öyle de oldu. Beni göze uğurladılar hastanede. Hepsi birleştiler. Hepsi bir yere geldiler beni uğurladılar. Bundan tehlikeli hiçbir şey yok. Çok zorluklar çektim. Öldüm dirildim yani. İnsanların uyumasını öneriyor musun? Hem nasıl? Tedbirlere uysunlar. Tabii. Tedbirlere uymazsan zaten olmaz bu. Nasıl yakalandım ben de bilmiyorum. Çok şey yaptım, dikkat ettim, yine yakalandım. Evet Hüseyin amcam 95 yaşında olmasına rağmen koronavirüsü yendi. Kendisini ziyarete geldik, bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Kendisinin telefon numarasını aldım. Ara ara ya da her gün arayarak ihtiyacı olursa gidireceğim. Kendisi yalnız başına evde, sizin de gördüğünüz gibi. Bu vesileyle Hüseyin amcam bu koronayı yenebiliyorsa hepimiz yenebiliriz. Sağlıkçıların, doktorların uyarılarına, Sağlık Bakanımızın uyarılarına hepimizin uyması gerekiyor. 3 kuralı hiçbir zaman ihlal etmeyelim. Maske, mesafe, hijyen. Mutlaka uyalım. Bütün sağlıkçılara da buradan teşekkür ediyorum. Hüseyin amca şu anda bir ihtiyacın falan var mı bizim görebileceğimiz? Çok şükür. Dışarıdan alınacak ekmek veya pazar gibi. Hiçbir şeyim yok çok şükür. İyi bakalım. Kız alıveriyor işte. Tamam. Kız. Tamam. Dışarıya. O alıveriyor eksiğimi neyim varsa. Tamam. Bir eksiğin olursa ben seni arayacağım. Tamam. Eğer benlik bir şey olursa ben de onları görmeye çalışacağım. İnşallah. Tamam. İnşallah. Amcacığım bir ihtiyacın var mı? Sıkıntın var mı? Sağ olun. Sağlığınız yeter kızım. Hiçbir şeyim yok. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Evvel Allah sonra siz. Beni kurtaran sizsiniz.